mu zor? Çok mu zor? Önceli İstanbul'dur, Ankara'dır, İstanbul'dur, İzmir'dir. Küçük bir yer, her yer kamera. Çok mu zor? Oluyor. Kızı zorla araca bindirmeye çalışıyorlar, darp ediyorlar. Bakın bunu bir normal vatandaş akıl etmese anlarım. Munzur uyuma, Gülistan'a sahip çık. Gülistan daha 21 yaşında. Gülistan daha gençliğinin baharında. Siz Gülistan'ın sağından korktunuz. Siz Gülistan'ın kemiklerinden niye korkuyorsunuz? Şimdi Dersim ve Tunceli halkının Gülistan'a sahip çıkmaya davet ediyorum. Gülistan doku herkesin vicdanında cevabı merak edilen bir sorudur. Ben kardeşimin kemiklerini istiyorum. Ve bu andan itibaren annemle Gülistan'ın kemikleri için bunu üzülerek ve utanarak söylüyorum. Oturma eylemini başlatmış durumdayız. Ve bizim bu konuyla ilgili taleplerimiz olacaktır. Taleplerimiz kabul edilmeyene kadar benim annem Gülistan'ın kemiklerinden vazgeçip burada kalkmayacaktır. Çoğu milletvekiline de mesaj atmışız. Çoğu milletvekili hiçbir mesajımıza cevap vermemiş. Cumhurbaşkanıyla görüşmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı olaya müdahil olup buraya talimat verip Gülistan dokunun bulunmasını isteme yönünde bir talimat verilmesini. İkinci talebimiz bilirkişi raporu elimizde. Bilirkişi raporu denildi ki bu iki normal insanın konuşması değil, iktidar, izah, tehdit ve ısrar var dedi. Ona rağmen hiçbir şey yapılmadı. Bilirkişi raporuna rağmen tutuklanmayan Zeynel Abarokup'un tutuklanmasını istiyoruz. Üçüncü talebimiz Engin Yücel bir üvey baba olmasına rağmen bu süreçteki yalan ifadeleri, yalan beyanları, kendini bu olaya müdahil etmesi ve sosyal medya üzerinde yer bir hesabın varsa yer zaman söyle, gelmezsem şerefsizim hesabını görelim şeklindeki şeklindeki ifadeler ve cümleleri bizi artık bu olaya sadece oğlunun değil de babasının da müdahil olduğunu şüphelendiriyor. Ve üçüncü talebimiz artık Engin Yücel'in bir şüpheli sıfatıyla bu dosyaya girmesini, yargılanmasını ve sorgulanmasını istiyoruz. Bu taleplerimiz karşılanmadığı sürece Bedriye anne bu meydandan kalkmayacaktır. Ve ben sadece Tunceli veya Dersim halkını değil, bütün Türkiye'yi 21 yaşında gencecik bir kadının 247 gündür bilinmeyen akıbetine sahip çıkmaya davet ediyorum. Taleplerimiz karşılanmadığı sürece Bedriye anne bu meydanları terk etmeyecektir. Bedriye annenin en doğal hakkıdır 247 gündür kızına ne oldu sorusunun cevabını vermek. Siz Bedriye anneye bakınca gerçekten vicdanınız sızlamıyor mu? Siz Bedriye anneyi görünce demiyor musunuz? 247 gündür bu annenin ne gecesi ne gündüzü kalmıştır. Bırak.